Değerli dostlar, merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım EkonomiBiz kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul kapanışını konuştuk, dövizi konuştuk, bir bilanço şirketini analiz ettik. Hep Borsa İstanbul'da yükselecek şirketler, borsanın genel durumunu konuşmuyoruz. Bir yandan da döviz yayınlarıyla ekonominin de nabzını tutmaya devam ediyoruz. Neden? Döviz yayınında makroekonomik gerekçeleri konuşmak durumunda kalıyoruz. Borsa tarafı bir şey gerçekleşmese de onun beklentisini de satın alabiliyor. Yani fiyatlamalarını yukarıya doğru çekebiliyor. Veyahut da hani bir şirket belirli bir projeyi vesaireyi tanıttığı zaman sanki bu proje başlamış da bitmiş, satmaya başlamış gibi onun fiyatlamasını borsada görmeniz mümkündür. Fakat bir yandan da hayatın, real hayatın ciddi gerçekleri vardır. Bu gerçekleri de açıkçası ekonomik aktivitedeki daralma, güçlü şirketlerin faiz konusundaki tutumu, ülkemizdeki TL'nin değerli olması konumunda ihracatçının çektiği zorluklar ve yine turizmcinin çektiği zorluklar gibi veyahut da yine hayatın içerisinde ülkemizdeki güncel ekonomik durum dolayısıyla vatandaşın çektiği sınıflar olarak bir şekilde zorluklar olarak sınıflamak bir şekilde mümkün oluyor. Yani genel resim itibariyle ekonominin gerçekleriyle borsanın gerçekleri her zaman birbirine uymuyor. Onu anlatmaya çalışıyorum ve yüksek faiz rotası devam ederken ki hani şöyle diyebilirsiniz. Bütün ekonomistler çatır çatır faiz artırılsın diyordu. Şimdi ne oldu? Evet, çatır çatır faiz artırılıyor ama vergi vatandaşa, tabana yayılıyor. Tavandan istenilenler yapılamıyor. Ekonomik tasarruflar istenildiği gibi gitmiyor. Para arzı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Ve bir yandan da enflasyonu destekleyici bir şekilde elektrik ve doğal gaz zamlarını %38 peş peşe aldık biliyorsunuz. Yani içinde bulunduğumuz ortam durgunlukla beraber artan, yani talep edecek kadar gücü olmadığı, parasının eridiği bir asgari ücret diye düşünün. Asgari ücret bizim ülkemizde %60'lık bir kesime oynuyor. O nedenle burada belki daha fazla. O nedenle burada talep eden ekstra bir ücret alamadığı gibi yine o talebi karşılayanlar da tabii ki talepten mahrum kalıyorlar. Eskiden çift çift 3 3 4 4 alınan o kredi kartlarındaki ucuz kredi döneminde böyle çılgınlar gibi alınanların artık teke düştüğü, belki alınamadığı, belki bir şeylerden feragat edildiği bir ortamın içerisine doğru geldik. Temel hayatın içerisindeki dinamiklerin bile vatandaş tarafından zor bir şekilde oturulduğu bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Geride bıraktığımız haftalarda hatta yine işsizlik verilerinin beklentilerden yüksek geldiğini gördük. Geniş tabanlı şöyle bir işsizliğe baktığım zaman 3 kişiden birinin işsiz olduğunu gözlemledik. TÜİK verileriyle konuşuyorum tabii ki. Yine baktığım şekilde sektörel olarak ve sanayi sektöründeki üretime baktığım zaman sanayi üretiminin beklentilerden sert daraldığını gördük. Yani piyasa bunu zaten göstermiş olduğu dev lokomotif şirketlerin bilançolarıyla da iliklerimize kadar hissettirmeye devam etti. Neden bu gerekçeleri anlattım, bu gerçekleri anlattım? Çünkü ülkemizde dolar kuru da belirli bir noktada, Türk lirasının değeri de belirli bir noktada eğer çok değersizleşiyorsa o ayrı bir sorun yaratıyor. Yine benzeri şekilde inanılmaz değerli ya da olması gerekenden çok daha değerli bir konuma doğru geldiği zaman bunun yarattığı stres de bambaşka. İşte bu stresin de konkordatoları artıracağını ve şirketlerin belki geride bıraktığımız yılın ilk 6 aylık periyotunda, hani geride bıraktığımız yılın tamamı bu yılın ilk 6 ayındaki konkordato sayılarının eşit olduğunu daha evvelki dolar yayınında da anlatmıştım. Dolar yayınlarında da anlatmıştım. Yani burada aktarmaya çalıştığım gerekçe şu: geçmişte belki bir yılda aldığımız konkordato başvurularını şimdi yılın daha ilk yarısında almıştık. Yani bu ciddi bir konkordato patlamasını beraberinde getirebilir şeklinde de okumuştuk. Zaten bunu görmek için çok da alim olmaya gerek yok. Gelelim Borsa İstanbul'un ilk konkordatosuna. Borsa İstanbul tarafında mega polietilenden mega konkordato açıklaması var. Yine gelen açıklamaya şöyle bir şekilde bakalım. Şirketimiz ve şirketimiz yönetim kurulu başkanı Eda Özsan tarafından Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde 16 Ağustos 2024 tarihinde yine de açılan dava sonucunda ilgili mahkeme tarafından 19.08 tarihinde 3 ay süreyle geçici mühlet ile ihtiyati tedbirlere ilişkin karar verilmiştir. Şirketimiz hakkında verilen konkordato başvurusu, şirketimizin mal varlığının korunması ve alacaklılar tarafından başlatılacak haciz işlemleri sebebiyle üretim faaliyetlerimizin aksamaması amacıyla yapılmıştır. Bu karar sonrasında bir taraftan kararın gerekleri yerine getirilip şirketimiz olağan faaliyetlerine devam ederken başta bankalar ve diğer tüm alacaklılar şirketimizin mevcut borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla görüşmeler yürütecektir. Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi yine amacıyla başlatılan sermaye artırım süreci halen devam etmekte olup başvuru için gerekli olan evrakın tamamlanmasından sonra SPK'ya gerekli başvuru yapılacaktır. Yine şirketimizin sermayesinin arttırılması, nakit akışının düzenli hale gelmesi, finansman giderlerinin
düşürülmesi, gelişen ülke ekonomisine katkı sağlanması adına ve yine Sayın Mahkemenin ve komiserlerin vereceği kararlar yönlendirmeler doğrultusunda konkordato sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılması için gerekli çaba gösterilecektir. Konkordato sürecinde yaşanan gelişmeler mevzuat kapsamında kamuya açıklanmaya devam edecektir. Peki konkordato ne demektir? Hani hep herkesin aklında bir konkordato var. Konkordato, ekonomik zorluklar karşısında şirketlerin başvurduğu yöntemlerden biridir diyebiliriz ve şöyle taban olarak bir borçlunun alacaklılarıyla mahkeme denetiminde yaptığı anlaşma sonucunda borçlarının belli bir oranda veya belirli vadelerle ödenmesi suretiyle borçlarından kurtulması yoldur. Konkordato yapmak bir borçlunun alacaklarıyla mahkeme denetiminde yaptığı anlaşma sonucunda borçlarının belirli bir oranda veya belirli vadelerle ödenmesi. Bir şirketin konkordato ilan ederse ne oluyor? Bir şirket konkordato ilan ediyorsa öncelikle şirketin mali durumu ve iflas riski araştırılıyor. Şirketin iflas riski olduğu tespit edilirse şirket için bir konkordato komiseri atanıyor. Konkordato komiseri şirketin mali durumunu ve iflas riskini daha ayrıntılı olarak inceleyerek alacaklara bir ödeme teklifi hazırlıyor. Bu ödeme teklifi alacakların en az yarısı veya belirli bir durumda 2 bölü 3 tarafından kabul edilmesi ve ticaret mahkemesi tarafından tasdik edilmesi şartıyla borçlunun tüm rehinli veya imtiyazlı olmayan borçlarını bu şekilde bu teklifi doğrultusunda ödeyebilmesini sağlar. Yani burada konkordato bir nevi aslında ben borçlarımı ödemekte zorlandım ve haciz yoluna doğru gidilmesin, ortada bir uzlaşı sağlansın, mahkeme bunun için birini atasın ve bu iş dengeli bir şekilde çözülsün demek ama Borsa İstanbul tarafında da bir konkordato görmüş olduk. Bunu da daha evvelde hani daha küçük kıyıda kalmış belki Borsa İstanbul'a arz olmamış ama ticarette de güçlü şirketlerin konkordato ilan ettiğini duyuyorduk ve bunu da yayınlarıma taşımaya çalışıyordum. Ama hani bizzat borsadan böyle bir haber akışı gelince tabii ki işin rengi değişiyor. Mesela şöyle baktığım zaman hani bu mega polietilen köpük sanayi evvelinde şöyle ciddi de bir rally de yaptırılmış. Yani burada iş bu noktalara doğru gelene kadar bakın şuralarda Nisan ayında başlayan süreç itibariyle bu şirkete aslında %142'lik bir yükselişte yaptırılmış. Yani aslında bir şeyler önden bilinirken fiyatlamasına da bir şekilde yansıtılmış şeklinde okurum ben buna benzer bir durumu. Ve genel resim itibariyle aslında önemli trendlerine kadar da indirilip daha da aşağısına doğru sürüklendirilmeye çalışıyorum. Mesela bu haber akışlarıyla beraber daha da aşağısı mümkün müdür? Evet, nispeten mümkündür. Önemli bir noktaya doğru basıldıktan sonra bir yandan da böyle haber akışlarını görüyoruz. %60 düşmüş tepeden ve şirket tarafında acaba iflas riskim var, o mu var, bu mu var derken piyasa gerilmiştir ve çok kritik bir desteğe kadar gelindiğini gözlemliyorum. Burada şirketi inanılmaz şekilde %60 basmışlar. Yani %140 götürdükleri şirket tepeden %60 aşağı doğru inmiş ve hiç harekete başlamamış gibi bir noktaya doğru indirilmiş. Yani genel resimde anlatmaya çalıştığım ülkemizdeki ekonomik aktiviteyi, yatırım yaptığınız şirketlerin nasıl şirketler olduğunu, borçluluk yapısının ne kadar değerli olduğunu, şirketin kasasındaki öz kaynaklarının, sermayesinin, bilançosunun ve sektörünün içinde bulunduğumuz global konjonktürdeki yerinin, mevcut faiz politikalarının, iç piyasadaki politikaların, konuşamadım kusura bakmayın, biz de ilk defa bir Borsa İstanbul'daki konkordatoyu konuşuyoruz ve genel resim itibariyle buradaki süreç İşte ne kadar değerli ve yatırım yaptığınız şirketin finansal rasyoları ve başınıza bu tarz bir hadise gelmemesi için nelere dikkat etmeniz gerektiği, temel değerlendirmelerin de bu işin içerisinde ne kadar değerli olduğu bir kere daha gözler önüne serilmiş oldu. İşte makroekonomik gerçekler bir şekilde döner, dolaşır ve zayıf olanları yer yutar. Güçlü olanlar bir şekilde kötü bilançolar getirseler de kendi öz kaynaklarını kullanırlar. Kârdan feragat ederler. Bir şekilde kendilerini korumayı bilirler ama zayıf halkalar mutlaka dökülmeye başlıyor ne yazık ki. Evet genel resim böyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Piyasayı benimle beraber takip etmeniz de mümkün. Bu kanalın YouTube katıl üyelikleri arasında bulunan ekonomi topluluk isimli katıl üyeliğinde finansal piyasalar eğitim seti hediyemiz, iletişim kanalımız ve pazar raporlarımız var. Sizleri de ekonomi topluluk isimli YouTube katıl üyeliğinde görmekten büyük mutluluk duyarım. Sağlıcakla kalın.